Jülide Kural 1965 yılında dünyaya geldi. Zor bir çocukluktu onunki. Korkuyla işlenen çocuk ruhu şiddetle tanışmıştı. Evet, ona uygulanmıyordu. Ama bir çocuğun en yakını olan kişiye, yani annesine uygulanıyordu. Bu onun hayatında tanık olduğu ilk durumlardan biriydi. Biyanet.org'dan Evrim Kepenek'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Anne-baba ilişkisinde şiddeti net olarak gören bir çocuk olarak büyüdüm. Baba, anne şiddet uyguladığı için şiddetin varlığını ilk başta korku boyutuyla kavradım. Şiddeti simgeleyen erkek baba rolünde, kadını simgeleyen ve şiddet gören de anneydi. 4-5 yaşlarında tanık olduğum bu bilgi bana yerleşti ve bir erkeğin neler yapabileceğini, kadının kendisine yönelen şiddete karşı sessiz, pasif kaldığını gözlemledim. O süreçten sonra büyüme aşamasından sonraki yaşlarda erkeklere karşı çok büyük bir öfke vardı. Erkek olmak böyle bir şey, her türlü karar verme yetkisine sahip diye sanıyordum. Kadın cinsine ise susan, pısan, korkan, sonuçta görevlerini yerine getiren bir cinsiyet olarak bakıyordum. Bunları küçük yaşta fark etmeye başlayan Kural, erkeklere duyduğu öfkeyle erkek gibi davranıyordu aslında. Kadına biçilen rolü kabullenmeyeceğini, o kalıba girmeyeceğini bir şekilde belli ediyordu. Ona şiddet uygulanamayacağını gösteriyordu. Bunun ona hem iyi hem de kötü etkileri oldu elbette. 12 yaşına geldiğinde değişen bedeniyle erkeklerle olan iletişimine dikkat etmesi gerektiğini fark etti. Röportajın devamında şunları söylemişti Kural. Şunu görmüştüm, sana vuramayacağını ona anlatırsan karşındaki korkmaya başlıyor. Aslında bu iyi bir şey değil. İlk öğrendiğim şey korkusuzluğun bir temel ilke olması gerektiği. Pusulam korkusuzluktu. Bu olumsuz bir şey aslında. Hayatımda bir yanımı çok hırpaladı. Ama bir yandan da cesaretimi artıran bir şey oldu. Sonrasında ise ben 12 yaşlarıma geldiğimde artık kadın olarak değişen bir vücudum vardı. Oysa ben erkeklere hep kanka gibi davranıyordum. Anladım ki ben de bir kadın olacağım. Dolayısıyla erkeklerle bu kadar kanka dost olamayacağım, kadın olarak farklı davranmam gerektiğini anladım. Fiziksel olarak gelişmemle beraber de bana toplumdan yansıdı. Yaşadığı bu duygu değişimleri sonrasında pek çok şeyi sorgulamaya başladı. Ama sorgulayarak işin içinden çıkamayacağını anlayınca tamamen edebiyat dünyasına sığındı. Üstelik onu bu noktalara sürükleyen şey annesine uygulanan şiddet olduğu halde annesinin ona etkisi hep olumlu olmuştu. Kızına güç veriyordu. Biyanet.org'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı bu durumu. Bana uygulanmasa da hayatta ilk tanık olduğum durumlardan biri şiddetti. Ama annemin gördüğü şiddet bana sevgi olarak yansıdı. Her ne olursa olsun annem bana yeni pencereler açtı. Sevgiyle her şeyin çözülebileceğini anlattı. Bilerek yapmadı. Davranışlarıyla bunu bana yaşattı. Çocukluğumdan beri annemden güç aldım. Üniversitede önce felsefe, sonra tiyatroyu bitirdi. Aslında ikisini aynı anda okuyordu. Bir yıl arayla mezun oldu sadece. Bu oyunculuk aşkı onda çocuklukta başlamıştı. Masanın üstüne çıkıp taklitler yapardı. Çevresindekileri güldürmeyi severdi. Ayrıca aynada kendisiyle konuşmayı da seviyordu. Oyun kurardı bir şekilde. İzmit'te büyüyen Kural, lise 1. sınıftayken Halk Eğitim Merkezi'nden bir tiyatrocu geldi. Bir oyun sahneleyecekti ve oyuncu seçmesi gerekiyordu. Seçilenlerden biri de Jülide Kural oldu. Dümdüz, upuzun saçları vardı o zaman. Çok küçük bile olsa bir rol almıştı işte. O küçük rolle dikkat çekmeyi başardı. Sahne hayatı resmen başlamış oldu. Pek çok oyunda sahneye çıkmaya devam etti. Liseyi bitirdiğinde ilk olarak ODTÜ Felsefe bölümüne girdi. Ankara'da okuduğu süreçte Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynamaya başladı. Oyunculuğa da iyice alışmış oldu. Felsefe okuyordu ama hayatını oyuncu olarak sürdürmek istediğinden emin olduğunda bunun da eğitimini alması gerektiğine karar verdi. Felsefe okurken İstanbul'a naklini aldırdı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın sınavına girdi. Zaten liseden beri sahne tozu yutan sanatçı sınavı kazandı ve konservatuar eğitimine başlamış oldu. Tiyatroda oynarken bir yandan dizilerde rol almaya başladı. Tabii tüm bunlar olurken ailesi karşı çıkmıştı. Onlar Jülide Kural'ın hukuk okumasını istiyordu. Ama kızlarını bildiği yoldan vazgeçiremediler. Kariyeri boyunca pek çok oyun için sahneye çıktı. Bunlardan sadece bazılarını Taziye, Asiye Nasıl Kurtulur, Buruk Ezgi, Sevdalı Bulut, Kan Kardeşler, Frida, Vişne Bahçesi, Doğum Günü Partisi olarak sayabiliriz. Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Jülide Kural kendi tiyatrosunu bile kurmuştu.
Pek çok dizi ve film çalışması da olan sanatçı, Nefes, Uğurlu Giller, Şafak Yıldızları, Küçük Mutluluklar, Gönül Dostları, Süper Baba, Saygılar Bizden, Bütün Çocuklarım, Yaban Gülü, Sessiz Ölüm, Son Cellat, Çınar Ağacı gibi yapımlarda oynadı. Pek çok ödüle de layık görüldü. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle şöhrete kavuşmuştu. Ancak 1997 senesinde Almanya'ya gitti ve 3 sene kadar orada kaldı. Döndüğünde dizilere kaldığı yerden devam etmişti. 2002-2003 Mart ayında Frida Yaşasın Hayat projesini kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. Özel yaşamına değinecek olursak Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı o. 20 yılı aşkın süren birliktelikleri çok ilginç bir şekilde başlamıştı aslında. Tam bir feminist olan Kural, Kadir İnanır hakkında yapılan maço yakıştırmasına inananlardandı. Hafta sonundan Yüksel Şengül'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı olanları. Doğrusunu isterseniz ben de böyle düşünüyordum ilk başta. Bana Bütün Çocuklarım dizisiyle ilgili teklif geldiğinde Kadir İnanır adını duyunca bu dizide oynamam dedim yapımcıya. Kadir İnanır da benim adımı duyar duymaz olmaz demiş zaten. Yapımcı sürekli Jülide Hanım, Kadir İnanır'ı tanımalısınız. Düşündüğünüz gibi biri değildir. Gerçek Kadir İnanır'ın filmlerdekiyle ilgisi yoktur diyordu. Aynı şekilde ona da ısrar ediliyor tabii. Ben o dönem tek kişilik bir oyun oynuyordum. Bir akşam oyunumu seyretmeye Kadir İnanır geldi. Beni çok beğenmiş. İnanılmaz bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu demiş. Ve dizide oynamayı kabul etmiş. Benim istemediğimi bilmiyordu. Yapımcı ona bir şey söylememiş. Ama beni izlemeye gelmesinden çok etkilendim. Bir iki gün sonra hep birlikte yemeğe çıktık. Bana hayranlık dolu gözlerle bakıyordu. Ondan etkilendim. Ruhundaki insanı gördüm. O gün söyledikleri, eleştirileri, oyunla ilgili fikirleri beni şaşırttı. O yemekte yapımcıya dizide oynamayı kabul ettiğimi açıkladım. Doğrusunu isterseniz birbirimize çok benziyoruz. İkimiz de çok titiziz. İş konusunda mükemmeli isteriz. O dizide çok sevildi zaten. Maço, kadını her zaman altta gören, her türlü şiddeti uygulayabileceğini düşünen, değer vermeyen kişidir. Kadir'de ise bunlar yoktur. Benim kadın ve insan hakları konusundaki mücadelelerimi en önce alkışlayan ve destekleyen kişidir o. Hiç evlilik, gelinlik gibi şeylerin derdine düşmedi Jülide Kural. Onları hukuk bağlayamazdı. Zira onların ruhları birbirine bağlıydı. Geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır'dan üzücü bir haber aldık. İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen sanatçı ile ilgili 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama gelmişti. Bu açıklamada tedavinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilirken, "Tüm halkımızdan ricam Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili yalnızca doktorlarının ve benim yapacağım açıklamaların dikkate alınmasıdır. Sağlık durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapacağım." demişti. Yeni açıklama sanatçının uyandırılacağını duyurmuştu. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.